Selam. Doğru yola uyanlara olsun. Gerçekte gözler körelmez ama göğüslerin içindeki kalpler körelir. Haydi başlayalım. Rabbimizin rahmeti, mağfireti bütün inananların üzerine olsun. Rabbimiz elbette, elbette ki sonunda inananların her daim galip geleceğini, şüphesiz iman edenleri savunacağını bize müjdelemektedir. Çünkü Allah hainleri ve nankörleri sevmez. Ey İslam ümmeti, ey kendine yazık eden İslam'dan bir haber. Bütün insanlar, bütün insanlar Allah'a dönün, hainlik ve nankörlüğü bırakın. İyi bilin ki bu dünya hayatı geçici, yaralanmaktan başka hiçbir şey değil. Eğer Allah'a kulluk eder, onun rızası için çalışırsanız, bu dünyada size değerli neden geldiğinizi anladığınız ve kalbinizin huşuyla daima birçok sefer coştuğu, gerçeğe kavuştuğunuz Allah'ın izniyle Allah sizi kendi yollarına kavuşturduğu, sonsuz ahirette ise bitmez tükenmez rızıkların sahibi olursunuz. Eğer Allah'a inanır, onun Resullerine inanır, ona iman eder, ona yönelirsiniz. Rabbimiz bize gerçekten o kadar büyük bir nimet indirmiş ki, Kur'an bize insan olmanın, değerli insan olmanın apaçık ama apaçık yolunu öğretmekte. Söyleyin bakalım, bunun nimetine kavuşan, bununla uğraşan, bununla bunu hayatına almak için çabalayan mı, yoksa saman alevi gibi zevklerin peşine düşüp kendisine verilen, esasında bitmez tükenmez kazanca ulaşmak için kendisine verilen zamanı bomboş şeylere heba edip çarçur edip kendisine azap biriktiren mi daha iyi bir iş yapmış olur? Rabbimiz bize bir ruh verdi, bir beden verdi. Elbette bedenimiz, ruhumuz bu dünyadaki süremiz bittiğinde toprağa karışacaktır. Ta ki Rabbimiz tekrardan bizi diriltene kadar. Ama Rabbimiz bizim ruhumuzu ebediyete ve ebedi kazanma şansını bize vermiş. Bu bize verdiği ruh ile bu ruhu siz ebediyet kazancına ulaştırabilirsiniz. Ama bunun için Allah'a dönüp ona kulluk etmeniz gerekir. Ama siz bunu yapmazsanız, o zaman siz önce ya size verdiğim nimetlere nankörlük ettiğinizden dolayı azap, cehennem azabı, kaynar su, irin ve topuzların boyunlarına bağlandığı, zincirlere bağlandığı ateş azabı, sonra da eğer bir kurtuluş olacaksa o oradan kurtulup cennete girmek değil, güzelliklerin içine girmek değil, oradan Rabbimizin dilemesi müstesna elbette, oradan helaka gidersiniz. Çünkü Rabbimiz nankörlere hiçbir şekilde sevmez, nankörlere hiçbir şekilde daimi kazanca ulaştırmaz. Rabbimiz diyor ki, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Eğer onlar seni yalanlarlarsa, emin ol ki onlardan önce Nuh'un halkı, Ad, Semud, İbrahim'in halkı, Lut'un halkı, Medyenliler de yalanladılar. Musa da yalanlandı. Ben o inkarcılara süre verdim. Sonra kendilerini tutup
alıp yok ediverdin. Bak bakalım beni inkar etmek nasılmış. Ey insan, bak bakalım Allah'ı inkar etmek nasılmış? Bu Allah bize bunun apaçık delil olarak vermişken nasıl olur da buna kör sağır, kesilir, kendimize yazık ederiz? Nice memleket vardır ki biz onları zulmederlerken yok ettik. Artık onların tavanları çökmüştür. Terk edilmiş kuyular, bomboş köşkleri kalmıştır geride. Subhanallah. Apaçık deliller Rabbimiz bize vermiş. Ama insan öylesine azgın şeytana peşine gitmiş ki bu dünyadaki kazancı gerçek kazanç sanıp onun peşine öylesine düşmüş ki sonsuz hayat ahiretten bir haber oyalandıkça oyalanmakta gaflet içerisinde kendini helaka sürüklemekte çoğunluk. Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkta gizli ve açık harcayanlar asla batma ihtimali olmayan bir hesap umabilirler, bir kazanç umabilirler. Elbette Allah'ın kitabı Rabbimizin dost doğru kulluk yapmanın bütün öğütlerini, bütün güzelliklerini içermekte. Onlar yeryüzünde dolaşıp gezmiyorlar mı ki kendileri için akıllanmalarına sebep olacak kalpleri ve işitmelerine sebep olacak kulakları olsun. Yeryüzünde gelip dolaşmıyorsunuz diyor Rabbimiz. Eğer gezip dolaşmıyorsanız dahi yeryüzünün artık internetin verdiği, teknolojinin verdiği imkanlarla çok kolaylıkla o helak olmuş yerlere nerede olduğunu, onlar hakkındaki bütün delilleri evimizde otururken birkaç dakika içerisinde toplayabiliriz. Durum buyken bundan uzak kalıp kendine zulmetmek nedir? Düşünün işte Rabbimiz diyor kim gönülden o çok merhametli olan Allah'a zikretmezse, ona inanmazsa, Allah hak iken, her şey apaçık yaratıcısı Allah iken, haşa ona büyüklüğü yakıştırmayıp, onun için boyun eğmezse, ona secde etmezse, namaz kılmazsa, onun sözlerine karşı sağır kesilirse, biz onu saptıran, onu azdıran bir takım şeytanları ona göndeririz. Onlar da onun yaptığını kendisine süsler de onlar da gitgide bataklıkta batarken helaka doğru giderken kendilerini doğru yolda sanır. Düşünün bütün deliller Rabbimiz göstermişken bize birkaç dakika dahi vakit ayırıp onun gerçekliğine bakmaya insan tenezzül etmiyor. Tenezzül etmemesi işte kibrinden ve Allah'ın ona ihsan etmemesindendir o iyilik. Çünkü o çok merhametli olan Allah'a haşa büyüklüğü yakıştırmayıp kendi kibrinin nefsinin ardına gitmeyi, şeytanın ardına gitmeyi seçmiş. Önce Allah'a dönün, Allah size daha fazlasıyla karşılığını verecektir. Buna şahit olacaksınız. Şüphesiz gözler körelmez. Bakın güzelliğe bak. Ancak göğüslerdeki kalpler körelir. İki tane insan aynı şeye bakar ama ikisi bambaşka düşünür. İki tane insan Kur'an'ı dinler, ikisi bambaşka şeyler anlar. Çünkü bizim hayatımızdaki iyilikler Rabbimize güvendiğimiz, inandığımız ona kulluk etme derecemize göre Rabbimiz bize aklımızı kullanma becerisini ihsan ediyor. Aklını kullanmanın matematik formülleri çözmek olduğunu sakın ha sanmayın. Aklını kullanmanın sakın ha icatlar yapmak olduğunu sanmayın. Aklını kullanmak Allah'a tam bir teslimiyetle yönelip onun varlığında şeksiz şüphesiz emin olup ona kulluk etmek için yaşamaktır. Ona teslim olmaktır. Çünkü kısacık bir dünya hayatına karşılık sonsuz bir
kazanca doğru yol almaya, bütün benliğinle ona yönelmek gerçek bir akıl sahipliğidir. Bunun gerçekliğini delillerle anlamaktır işte akıl sahipliği. Körü köre inanmak da değildir. Delillerle, ilim ile, Allah'ın indirdiği ilim ile, gösterdiği işaretler ile anlayıp buna tam bir teslimiyetle yönelmektir. Gerçekte kalpler, gözler körelmez, ancak göğüslerindeki kalpler körelir. İşte Rabbimiz iki kişi aynı Kur'an'ı dinler, Allah'ın sözünü dinler. Biri inkar eder, hiçbir şey anlamaz, azgınlığı artar. Diğeri huşu bulur, huzur bulur, kendisini güvende hisseder. İşte o birisi Allah'a inandığı için Allah onun kalbini imana, İslam'a, anlamaya açık tutar. Diğeri ise artık kalbi karardığı için anlamaktan gitgide uzaklaşır. Kendini helaka zaten gitgide kendi eliyle götürür. Bir de onlar senden acele azap istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1.000 yıl gibidir. O ahirete inanmayanlar derhal karşılarında bir azap görmek isterler. Hani Allah gerçekse, hani bize bir işaret versin, bize azap etsin, şöyle yapsın, böyle yapsın. Allah Rahman'dır. Belli bir süre kendi üzerine verdiği sözü yeryüzündeki insanların söylemeleriyle, onun, bunun, şunun inadıyla, boş sözüyle değiştirecek değildir. O her şeyi gerçekle yaratmıştır ve belli, herkesin süresi bittiğinde ölecektir. Bu zaten en büyük delillerden bir tanesidir. Haydi ölümü tutun diyor, eğer azaba gitmeyecekseniz diyor inkarcıya. Kim tutabildi şimdiye kadar dünyanın belki servetini yığın tırlarla odalarca dolusu servete sahip olan kim tutabildi? Hiç kimse. Azap günü geldiğinde hiç kimseye gecikmez diyor Rabbimiz aynı zamanda. Sizin saydığınız Rabbinin katındaki bir gün sizin saydıklarınızdan 1.000 yıl gibidir. Bu çok çok değerli bir bilgi Rabbimizin bize verdiği. Çünkü Rabbimiz diyor 6 günde yarattım diyor dünyayı. Burada Rabbimizin katındaki günlere vurduğumuz zaman 6.000 bizim saydıklarımız da 6.000 yıla denk gelir. Ki işte bu bilim insanlarının yaptığı onca araştırmalar sonunda diyorlar ki işte belli dönemlerde dünya çeşitli evrelerden geçmiş, daha sonra yaratılmış. Tabi bunun arasına milyon milyon yıllar koyuyorlar ama Rabbimizin ol demesiyle her şey hareket eder. Buna gerek yoktur. Evet, belli bir dönem geçtiği ortadadır. 6.000 yıl diyebiliriz dünyanın yaratılmasına, buradan bir parantez açarak. Yani bunun milyon ya da milyar yıl geçmesine ihtiyaç yoktur. Rabbimiz ol dediğinde her şey hemen de olur, zamanla da olur. Bunu çok fazla yani bir mümin için önemli olan orası değildir. Mümin için önemli olan Allah'ın bir şey ol dediğinde hiçbir şey yoktur ki o onun ol dediğinde o yerine gelmiş olmasın. Buna tam bir düşünün ve bunun gerçekliğini anlayın lütfen. Rabbimizin gücünü buradan bir kez daha tanık olun. Zulmederlerken kendilerine süre verdiğim, sonra da tutup helak ettiğim nice memleketler vardır. Tekrar tekrar hatırlatıyor Rabbimiz. Alın bakın. Dönüş Allah'adır. Nice memleketler vardır. Sonuçta dönüş banadır diyor Rabbimiz. Ey insanlar, ben sadece size apaçık anlatan bir uyarıcıyım. Ey insanlar, ben size sadece apaçık anlatan bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de değerli bir ecir vardır. İman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için hem bir bağışlanma hem de değerli bir ecir vardır. Rabbimiz zaten eğer rahmetiyle bizi bağışlamazsa, biz ne yaparsak yapalım yine Rabbimizin bize lütfettiği nimetiyle yapabileceğiz. Onun rahmetine biz ne kadar kulluk için gece gündüz çalışsak dahi rahmetine muhtacız ki o da rahmeti her şeyi kuşatmıştır. İman edip salih amel işleyenlere işte onlar için hem bir bağışlanma hem de değerli bir ecir vardır. Tükenmez ecire, işte buna koşun, bununla müjdelenin. Ayetlerimizi aciz bırakmak için çalışanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler.
Allah'ın ayetlerini aciz bırakmak için çalışan ne demek? Mesela bir Müslüman ülkesindeyiz. Hepimiz işte gitsen her yerde artık büfelerde içkiler satılıyor. İşte barlar, köşelerde onlar bunlar açılıyor. Bu Allah'ın ayetlerini aciz bırakmaktır. Çünkü Allah'ın doğrudan ayetine karşı çıkmaktır. Bu bir tane örnek. Mesela Allah örtünün diyor. Üstünüzü başınızı başkasını günaha sokacak şekilde açılıp saçılmayın. Sen bunu umursamadın. Üstünü başını soydun. Dışarı çıktın, gezdin. Başkasını kendini zaten günaha sokuyorsun. Bir de başkasını günaha soktun. Bu Allah'ın emrine karşı çıkmak, onun ayetlerini aciz bırakmaktır. Namaz vakti geldi. Namazı kılmadın. Üstüne üstlük bunu işte benim kalbim temiz dedin, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben kurtuluşa ereceğim dedin. Sana inanan yanında bir tane insanı aldattın. Bu Allah'ın ayetini aciz bırakmaya çalışmaktır ki bırakamazsın, Allah'ı aciz bırakamazsın ama kendini helak edersin. Yani Allah hakkında bilmediğin bir şey söylemek ona karşı onun ayetlerini aciz bırakmaya çalışmaktır, kendini helak etmektir. Onun ayetlerini doğrudan ayetlerine uymayıp üstelik uymadığını haklı çıkarmaya çalışmak Allah'a haş ayetlerini aciz bırakmaya çalışmaktır. Kendini helak etmektir. Ey insanlar, ben sadece size apaçık anlatan bir uyarıcıyım. Eğer onlar seni yalanlarlarsa başladığımız yer, emin ol ki onlardan önce Nuh'un halkı, Ad, Semud, İbrahim'in halkı, Lut'un halkı, Medyenliler de yalanladılar. Musa da yalanlandı. Ben o inkarcılara süre verdim. Sonra kendilerini tutup alıp yok ediverdim. Bak bakalım beni inkar etmek nasılmış. Nice memleketler vardır ki diyor Rabbimiz, onlar zulmederlerken yok ettik. Artık onların tavanları çökmüştür. Terk edilmiş kuyular, bomboş köşkleri vardır. Tekrar düşünelim diye hızlıca okuyorum. Onlar yeryüzünde dolaşıp gezmiyorlar mı ki kendileri için akıllanmalarına sebep olacak kalpleri ve işitmelerine sebep olacak kulaklar olsun. Şüphesiz gözler körelmez ancak göğüslerdeki kalpler körelir. Bir de onlar senden acele azap istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Elbette Allah hiçbir şekilde sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1.000 yıl gibidir. Zulmederlerken kendilerine süre verdiğim, sonra da tutup yok ettiğim, parantez içinde helak ettiğim nice memleket vardır. Dönüş banadır diyor Rabbimiz. Ey insanlar, ben sadece size apaçık anlatan bir uyarıcıyım. Apaçık anlatan bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de değerli bir ecir vardır. Onlara bitmez, tükenmez Rabbinin rızıkları vardır. O cennetlere onlara yorgunluk, usanç yoktur. Canlarının istediği her şey, gözlerin, gönüllerin hoşnut olduğu her şey vardır. Ama ayetlerini aciz bırakmak için çalışanlar var ya, Allah'ın ayetlerine uymamak, inanmamak da Allah'ın ayetlerini aciz bırakmaya çalışmaktır. Allah'ın ayetlerini aciz bırakmak için çalışanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler. Bu dünya hayatını gerçek kazanç sanıp yaratılışın gayesinin peşine düşmeyen, Allah bütün ilmi, kitabı hak ile indirmişken, delilleri indirmişken, ondan uzak kalmak Allah'ın ayetlerini aciz bırakmaya çalışmaktır. Dikkat edin, sadece kendini helak edersin. Allah'a ya da inananlara hiçbir zarar veremezsin. Şüphesiz gözler körelmez ancak göğüslerin içindeki kalpler körelir. Eğer Allah'ın sözleri senin göğsünü titretmiyorsa, sende bir uyanışa sebep olmuyorsa, dikkat et, sen kalbi hemen kendini kurtarmak için bir yol ala, yol ara. Çünkü kalbin artık bağırıyor. Öldü ölecek, helak oldu olacak. Evet, tekrardan müjdeyi verelim. Ey insanlar, ben sadece size apaçık anlatan bir uyarıcıyım. İman edip salih amel işleyenler var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de değerli bir ecir vardır. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun.
Muhammed Raşit. Rabbimiz bizi bitmez tükenmez kazanca ulaşıp kurtuluşa erenlerden eylesin. Hazreti Yusuf'un Allah'a yaptığı duayla inşallah bitirelim. Ey Rabbim, sen bana egemenlik verdin, bana olayların yorumlamasını öğrettin. Benim canımı Müslüman olarak al. Yani bir insan da ya Rabbi bana hayatında şeytanlara karşı, kötülüklere karşı egemenlik ver. Beni senin yolunda, dosdoğru yolunda egemen kıl. Bana olayları, yaşadıklarım içerisinde dosdoğru senin yoluna kavuşacak bilgiyi anlamamı ihsan et diye duayı kendine dönüştürebilir. Ve bana olayların yorumlamasını öğrettin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat. Düşünün, gitti salih kulların arası, Allah Rabbül Alemin için çalışan, rızayı için, ilahi için çalışan en güzel insanların olduğu bir hayat. İşte onların içerisine girmek için Rabbimiz bize şans veriyor. Beni salih kulların arasına kat. Bu dünyada da ahirette de benim velim sensin ya Rabbi. Beni koruyucum sensin. Sen yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım beklerim. Beni sırat-ı müstakime, o nimet verdiklerinin yoluna ulaştır. O gazaba uğramışların yolundan koru. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin. Din gününün maliki, sahibisin. Allah'ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Muhammed Raşid. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm.